Ya dedi, buralarda demirleyecek bir bölge var mı diye sorduğunda gemiye Ice'den baktım 180 metre. Kaptanlar, bütün suç kaptanlarda değil, bütün suç gemi ekibinde olmadığı gibi her olayın, her kazanın, her şeyin, yani her seyrin kendine has şartları vardır. Şey, yük değişir, geminin boş dolu durumu değişir, fırtınanın kuvveti değişir, dalganın boyu değişir. Dolayısıyla her olay kendine has şartlarını oluşturur. Daha Huelva oralardayım, bir pazar günü bir mesaj geldi. CEO'dan. Şirketin CEO'su. Suvari Bey, iyi günler. İşte siz kalkışta mesafe verdiğinizde şuydu. Şu anda verdiğiniz mesafede şöyle olmuş. Şu kadar artış oldu. Neden? CEO'suyla, operasyon müdürüyle hepsi cana yakın, efendi, düzgün insanlar. Can kardeş gibi böyle her karşılaştığında samimi bir sarılma, bir sohbet. Selamünaleyküm. İnşallah iyisinizdir. Son attığımız videodan sonra birçok mesaj geldi arkadaşlar da, takip edenlerden. Mesajdan ziyade yani yorumlar geldi. Bu Marmara'daki gemi neden battı, nasıl battı şeklinde yorum sordular. Videoyu hazırlayıp internete yüklediğimde o olay henüz yaşanmamıştı. Dolayısıyla tam da olayın oluş anında ya bir gün ya bir gün sonra video yayınlandı. Dolayısıyla hiçbir yorum yapamamış olduk. Gemide ne yazık ki kurtulan olmadığı için, yaşayan biri olmadığı için henüz bildiğimiz kadarıyla olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği konusunda tamamen basına yansıdığı kadarıyla sahil güvenlikten alınan bilgiler eşliğinde o bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan arkadaşların verdiği bilgiler doğrultusunda tamamen varsayıma, tahminlere dayalı bir yorum olacak. Çünkü gerçekte ne olduğunu kimse bilmiyor. 6 saat boyunca gemi hiç sinyal yollamamış vesaire. Yine o bölgede çalışan Gemilik Denizcilik Topluluğu'nda Eren Şahin kardeşimiz tekrar mesaj attı. Kendileri de bu gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılmışlar. Olup bitenden bizi haberdar ettiler. Sağ olsunlar gene sahil güvenlikteki arkadaşlarımız, kendilerini tanımlar, hepsine selamlar. Bugüne kadar haberlere yansıdığı kadarıyla, bizim okuduğumuz, gördüğümüz kadarıyla bu meslekte biz çalışan olarak oraya baktığımızda hakikaten bizim kafamızda da bazı sorular oluşuyor. Şimdi benim videolarda bir tanesinde dikkat ederseniz Kanada dönüşüydü galiba. Kanada dönüşünde gece saat 3'te başımıza gelen bir olayı anlatmışım. Amerikan Sahil Güvenlik, Boston MRCC'yi ayağa kaldırdık diye öyle bir videomuz vardı. Onu izlerseniz bu konuyla bağlantılı bir hikayesi var oranın. Gemi 6 saat boyunca, ki oradaki son yağcı arkadaşımızın videosunda gördüğümüz kadarıyla 5. 6. elbisem gece saat 100'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. 6 saattir aynı yerdeyiz. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Gemi batıyor ya Rabbim. Ya Rabbim gemi batıyor. 6 saat boyunca gemi cebelleşiyor denizde, dalgayla, fırtınayla. Şimdi neden battı sorusu. Ya mutlak bir şey söylemek zor. Fakat o videoda esinlenerek gördüğümüz kadar Primsol markaları batmış, tamamen yok olmuş. Gemi her taraftan su alıyor ama çok yüksek bir dalga yok. 5-6 kuvvetinde bir havada gidiyor gemi. Ama geminin boyutu ve tonajını düşündüğün zaman o hava ona sert gelecektir. Fakat Marmara içerisinde 5-6 kuvvetinde üretilen bir dalgayla
Açık denizdeki 5-6 fırtınanın ürettiği dalga aynı değildir. Yine geçmiş videolardan bakarsanız Aleksandra'dan Setubal'a giderken ki Girit'in güneyinde çektiğim altı kuvvetindeki hava nedir? Oradaki o zamanki gemimiz 7000 tonluk, 7500 tonluk bir gemiydi. Nasıl etkilediğini altı hava kuvvetinin orada görebilirsiniz. Neyse, ama bu gemi boyutuna, yaşına, ondan sonra yükleme durumuna göre o hava o gemiyi çok ciddi şekilde hırpalamış, etkilemiş olabilir. Dediğim gibi tamamen varsayımsal konuşuyoruz. Çünkü olayın şahitleri yok. 6 saat boyunca bir uğraşma var, bir gemi yüzdürme çabaları var. Oradaki videoya bakarak konuşuyoruz. Fakat neden çağrı yapılmadı? En son yine basına yansıyan haberde gördüm. Şey deniyor, gemi çekme masraflarından kaynaklı muhtemelen herhangi bir kimseyi suçlamak adına konuşmuyor. Sadece olayın oluş şekline göre bir yorum yapmaya çalışıyoruz. Gemi çekme masrafları işte pahalı olduğundan ondan çağrı yapılmamış olabilir. Tamam, gemiyi çekmeyin. Sorun değil. Yani gemi çekme masrafları pahalı. Römorkörden halat almak ya da halat vermek pahalı olabilir. Ama kurtarma için neden bir talepte bulunmamış orayı anlayamıyoruz. Yani son ana kadar gemiyi yüzdürmeye çalıştıkları aşikar. Fakat yardım çağrısı gitmemiş. Az önce ben o Boston MRCC ayağa kaldırdık videosundan bahsettim ya. Gemi 6.30 civarı galiba 6.28'e mi ne Epirip'ten sinyal gitmiş uyduya, uydu üzerinden de kara istasyonlarına. Ve böylece geminin o Epirip cihazının tuzlu suyla teması sonucu uyduyla haberleşmesinden Kospas Sarsat uydularından haberleşir. Epirip cihazı o uyduya battığını sinyal gönderiyor. Çünkü Epirip'ler tuzlu su teması olduğunda Kospas Sarsat uydularına bu gemi tehlikede mesajını gönderiyor. O sinyal, bakın basından öğrendiğim kadarıyla kara istasyonlarına varıyor, sahil güvenliğe varıyor ve onlar ondan sonra müdahaleye geçiyor. Yani telsizden batıyoruz, tehlikedeyiz, yardım edin. Ondan sonra kurtarılmaya ihtiyacımız var falan bir açıklama hala yapılmadı. Epip cihazından gelen sinyal de sahil güvenlik harekete geçiyor. Yorumlarda şuna çok rastladım. Ya nasıl olur işte 1 kilometrede ya da ne bileyim işte 4 mildeki bir gemi gözümüzün önünde insanlar ölüyor da kimse müdahale etmiyor. Burada bilmeden başkasına, başka meslekteki sahil güvenlik arama kurtarmadaki ya da limandaki insanlar haksızlık etmiş oluruz. İşin aslını bilmeden. Eğer bir kurtarma talebi olmamışsa sahil güvenlik onu bilmez. Ya da liman ya da arama kurtarma yani MRCC dediğimiz SAR dediğimiz bunlar bilmezler. Bunlar ancak bir talepte bulunacak haberleri olur. Gemi en son Epirip'ten gelen sinyalle sahilin haberi oluyor. Yani o 6 saat içerisinde benim işte takıldığım nokta bu. Tamam, gemi çekme masrafları pahalı. O zaman kurtarma talep ederlerse sahil güvenlik en yakın yerde 4 milden. Yani 10 dakika, 15 dakikalık bir hızlı botla gelip bunları çok rahatlıkla toplayabilirdi. Bunu anlayamıyoruz. Yani bunun neden böyle olduğuna dair henüz daha tatmin edici bir cevap alamadık. Neden battı sorusu. Gemi 2 yıl önce karaya oturduğu söyleniyor. Onun yapısal olarak bozulmuş olabilir. Yapısal olarak gemi yani 2 yıl önce Çanakkale'de karaya oturduğunda işte bunun Lloyd'u, Klas'ı o tür kontrolü, o kontrolü yapmış mıdır, yapmamıştır bilemiyoruz. Gemi bir daha deniz şartlarına uygun olup olmadığı konusunda bir bilgimiz yok karaya oturmadan sonra. Ondan sonra geminin son çekilen videosunda anlaşıldığı kadarıyla gemi bayağı bir battık. Overload muydu? Yine bilemiyoruz. Fakat görünen videoda gemi overload görünüyor. Primsol markaları tamamen kayıp. Denizin o bakış açısına göre kayıp. Denizci olarak bir gemici olarak baktığınızda sigorta hattının görülmediği görebilirsiniz. Yani overload olduğu görülüyor o dalgada. Ama dalgada İşte o görülebilir doğru ama o kadar olmaması lazım. Normalde biz o şartlarda çok şey yaptık. Yani atıyorum 6-7 kuvvetinde bir hava geldiğinde özellikle o tarz o koster boyutundaki gemilerde su güverteye gelir. Kış tarafa gelir. Yaşam mahallinde kaportaları kapatın diye hep uyarı yazar. İşte buraya denizli havalarda açık denizlerde bunlar kapalı tutun. Niye? Çünkü sürekli su gelecektir oraya. Fakat overload olma ihtimali olabilir bilemiyoruz. Hesapların doğru yapılıp yapılmadığını onu bilemiyoruz. Onlar hepsi muamma.
Evraklarda belki doğru olarak yüklenmiştir. Evraklarda görüldüğü kadarıyla belki evraklarda bir sıkıntı yoktur. Yüklenen miktar... Ha, bu arada bir şey var mesela. Geçen gazetede gene gördüm. 950 tonluk gemiye 1300 mü 1250 ton yük yüklenmiş. Overload, aşırı yüklenme yapmış şeklinde yazılmış ama o öyle değil. 950 gross tonla 1250 dead weight ayrıdır. Gross ton hacim olarak yapılan bir hesaplamadır. Ama geminin dead weight'i, maksimum yük miktarı o ayrıdır. Onları karıştırmayalım. Yani size gross ton dendiğinde o geminin maksimum yük kapasitesi olduğu anlamına gelmez. En son çalıştığım geminin gross tonajı 5500 ama maksimum yük kapasitesi 7550. Buyur bakalım. 2500 ton aşırı mı yüklenmiş oluyor? Emin olmadan işte sahil güvenlik, arama, kurtarma, neden bunları kurtarmadı? Bu kadar yakın mesafede insanlar ölüyor. İşte sanki yetkisiz, etkisiz, işi bilmeyen insanlar orada görev yapıyormuş gibi oradaki insanları zan altında bırakmak, onları suçlamak doğru bir davranış değil. Hakkaniyete sığmaz, haksızlık olur. O havada çıkılır mıydı, çıkılmaz mıydı? Bu gene kaptan kararı. Yetkilidir ve sorumludur da aynı zamanda. Yani onun bu gemi bu şartlarda bu yükleri çıkar ya da çıkmaz diye kaptan orada sorumlu kaptandadır. Yani seyre de çıkarabilir, isterse çıkarmayabilir. 5-6 hava seyir yapılmayacak bir hava değil. Ama geminize güvenmiyorsanız ki bir önceki videoda bahsettim. İşte fırtınada gemiler ne yapar diye. Mesela orada aklıma gelmeyen, sonradan düşündüğüm şeyler var mesela. Bazı gemiler demir atar, bazıları seyir yapar, bazıları rota değiştirir. Atıyorum. Gittiği rota üzerinde şiddetli bir fırtına, bir kasırga vardır. Ya da yüksek dalgalar geliyordur. İsterse dolambaçlı bir yol seçerek varış limanına gidebilir. Bunlar da seçenekler arasında. Direkt dalanlar da vardır. Evet. Boyu ve tonajı büyük olan gemiler, bakıyorum o fırtınalarda rotayı değiştirip farklı bir şekilde o fırtınadan kaçınanlar olduğu gibi fırtınaya giren ama tek tüktür. Onlar çok enderdir. Demek ki artık gemisi son derece iyidir, kalitelidir. Adam biliyor, gemisini güveniyor. Çünkü ne kadar iyi olursa olsun bazen hiç ummadığınız bir şey başınıza geliyor. Benim ilk sohbet videolarımdan bir tanesinde bahsetmiştim. 7 deniz geçtim, bir şey olmadı. Geldim Ege'de, az daha batıyorduk Allah muhafaza. Hem de Mikonos'un kuzeydoğusunda Sakız Adası'na girdiğim o bölgede. Batmaktan kıl payı kurtuldum. Şimdi fırtına ben giriyor muyum, girmiyor muyum? Soran meslektaşlarımız var. Onlara da bir cevabım olsun. Şimdi fırtınaya, atıyorum, okyanustasınız. Geçmiş dönemlerde biliyorsunuz çok hava raporlarının etkin grafiksel olarak göremiyorduk. Hava basıncın hareketini göremiyorduk. Ondan sonra dalganın yönünü göremiyorduk. Ondan sonraki 1-2 gün sonra nasıl olacak kestirmek pek mümkün olmuyordu. O dönemde daha sık yakalanıyorduk fırtınalar. Ama bu gelişen teknolojiyi kullandığımız zamanlarda 3-4 gün öncesini planlayabiliyoruz yani. Niye? Fırtınanın akış yönü, basıncın olası hareketleri tahmin edip dalga boylarına bakarak o şekilde yeni bir rota planlaması yapabiliyoruz. Ki geçmiş videolarımda bir tane var gene. Cebelitarih'ten çıktıktan sonra Portekiz açıklarında küçük bir gemiyle 10-11 kuvvetinde bir hava yakalandım. Bazı arkadaşlar ya işte bu görünen hava 11 midir falan, kaptan sen de deniz görmedin falan diyorlar da sağ olsunlar. İşin realitesi şu. O anda çektiğimiz videolar fırtına artık sakinledi. Herkes nefes aldıktan sonra millet kamerayı almaya başladı, çekmeye başladı. Yoksa öncesinde herkes cam yeleği giymiş hazır vaziyette. Olası bir durumda gemiyi terk etme durumumuz vardı. Olası bir durumda. Çünkü orada da gene bahsettim. Evet, klası, bayrağı, Lloyd'u kalkmış buna sağlam şey vermiş ama sonuçta bu gemi en son 2 yıl önce bu raporu vermiştir. Şu anki kondisyonunu bilmiyorum. Dolayısıyla bu şartlarda, bu denizde, bu gemiyle böyle gitmek doğru mudur, değil midir? Artık o size kalmış. Ben niye o fırtına yakalandım? Hakikaten rüzgar gününde 65 knot o civarlarda mı ne? Orada bahsetmişim, şu an tam hatırlamıyorum. Esen rüzgarın kuvvetini gördüm. 65 ya 68 knot civarı. 10-11 kuvvetini bulan bir fırtınaydı. Bir de bir hoş olmayan bir durumla karşılaşmıştık. Niye ben o fırtınaya girdim? Bilinçli girmedim. Niye? Önceki o dönemki hava raporları uzun dönem göstermiyordu bize. Yani 3-4 gün sonra ne olacak görünmüyordu. Hatta o videoda gene bahsettim. Cebelitarih'ten sonra Oşant, yani Manş Denizi'ne girene kadar ki bu bölümde
İnternet erişim yoktu. O gemide de internet yoktu. 6 günlük, neredeyse 6, geminin hızına göre en az 6-7 günlük bir yolda Portekiz sahilleri boyunca, kuzeyde İspanya sahilleri, Biscay, ondan sonra Uşant'a girene kadar internet erişimi olmadığı için İnmarsat'tan 24 saatlik hava raporu alıyorsunuz. Atıyorum, o bölgede ne diyor? Finisterre diyor, bu kadar. Finisterre'yi söylüyor size. Biscay'ın belli bölümlerini parçalara ayırmış, oraları söylüyor. Böyle olacak diyor, okuyorsunuz onu. Dalganın yönünü de söylüyor. Fakat sonraki günü görmüyorsunuz. Sonraki gün daha kuvvetli bir fırtına geliyor, tahmin ediyor. Bazen de basınç değişiyor, daha kuvvetlisi geliyor, bazen de daha azı geliyor. O dönemde o fırtınaya girmemin sebeplerinden biri, hava raporunun, hava basıncının Casablanca yönüne gitmesi beklenirken Portekiz'e doğru, daha doğrusu Huelva taraflarına falan dönmesine kaynaklı o bölgeyi, bizim seyir yaptığımız bölgeyi çok şiddetli bir şekilde etkilemişti. Hayatımın en sert fırtınalarından biriydi. Geminin boyutuna göre hakikaten girmemesi gereken bir havaydı. Allah'a şükür bir şey olmadı. Yırttık oradan. Bir yerde karşınızda bir 6-7 hava vardır. Giriyorsunuz, yüklüsünüz ya da boşsunuz. Kaçacak yeriniz yoktur. O coğrafyada demirleyecek, kaçacak bir yeriniz yoktur. Mecburen o 6-7 havaya giriyorsunuz. Şayet girmezseniz o 7 havaya ya da 6 havaya, o gemi boyutuna göre biraz yüksek gibi görünse de, sonraki aşamada hava raporlarına baktığınızda 8, 9, 10 kuvvetinde de çıkıyor hava. Ne yapmayı o zaman? O zaman ne yapabilirsiniz? 8'e, 9'a ya da 10'a yakalanmaktansa 7'yi sineye çeker gidersiniz. Çünkü başka şansınız yok. Demirleyecek yer yok. Kaçacak yeriniz yok. Şimdi büyük böyle 100 bin tonluk, ne bileyim 50-60 bin, 100 bin tonluk, 150 bin tonluk gemilerde bu bahsettiğim rakamlar çerezdir. Bahsi bile yapılmaz yani. 6, 7, 8 havalara, 9 havalara her şekilde o gemiler girer. Kondisyonu iyi oldukça, onu söyleyeyim. Adriyatik'te seyir yapıyoruz. Bizim gemi 100 metrelik o zaman. Bir Türk gemisi yanımızdan geçiyor. Telsizle bizim kaptanı aradı. Ben o zaman üçüncüydüm. Ya dedi, buralarda demirleyecek bir bölge var mı diye sorduğunda gemiye aisten baktım, 180 metre. Birbirimize bakıştık. 180 metre, 30 metre de genişliği var. Demirleyecek yer arıyordu. Şimdi tabii biz bildiklerimizi anlattık kendine. Süvar Bey, şuraya giderseniz burada sığınak yer vardır, burada şey vardır. Birkaç yer tarif ettik. Sonra kendisi izah yaptı, o geminin kaptanı. Gemi de eski dedi. Metal yorgunluğu görüyorum yer yer. Önümüzde de değil, fırtına biraz şiddetleniyor. O havada demirleyecek bir gemi değil baktığınızda. Mantık olarak. Ama kaptan güvenmiyor gemiye. Haklı olarak. Ve uygun gemi, o fırtınanın o bölgede biliyorsunuz Adriyatik'te ani boralar, şiddetli boralar çıkar. Baya bir hırpalar adamı. Ayıplanacak bir şey değil ya. Çünkü güvenmiyorsunuz geminize. Geminizin kondisyonunu biliyorsunuz. Okyanus geçersiniz bir şey olmaz. Ama yanlış zamanda, yanlış fırtına, yanlış yerde olursunuz, bir bakarsınız her şey tepe taklak oldu. Ben kendim yaşadım değil mi? 7 tane deniz okyanus geçtim. Sıkıntı yok. Sakız Adası'nın 30-40 mil güneyinde az daha batıyorduk. Niye? Makinem off oldu. Makine çöktü gitti. Gemi bordasını verdi. Gemide de rulo saç yüklü. Kaptan arkadaşlar rulo saç deyince ne dediğimi anlarlar. 35 dereceye kadar yatıyoruz, bazen 40 dereceyi görüyor ama 40 dereceyi ben görmüyorum. Niye? Muşur arkamda, o anda tutunmaya çalışıyorum. Diyorum da acaba 40'ı buldum mu diye bakamıyorum. Savuruyor her şey. Köprü üstündeki bütün ekipmanlar vuracak adam arıyor yani. Vurdu mu da şimdi bir sinek gibi duvara yapıştıracak. Öyle bir zaman yaşamıştık. Allah muhafaza. Çok kötü bir deneyimdi. Yakalanıyoruz. İste istemez. Bazen makine sizi yarı yolda bırakır. Bazen jeneratör bırakır. Bazen tanklarınız vesaire. Yani şimdi her şey kaptanlar, bütün suç kaptanlarda değil. Bütün suç gemi ekibinde olmadığı gibi her olayın, her kazanın, her şeyin, yani her seyrin kendine has şartları vardır. Kendine has şartları oluşur. Çünkü gemi değişir, kaptan değişir, ekip değişir, yük değişir, geminin boş dolu durumu değişir, fırtınanın kuvveti değişir, dalganın boyu değişir. Dolayısıyla her olay kendine has şartlarını oluşturur. Her bir olayı kalkıp öbürüyle tamamen paralellik içerisinde değerlendirmeniz biraz zordur. Değişkenler çoktur. O değişkenleri ele aldığınızda
Bu gemide bu varken öbüründe bu yoktu. Öbüründe dalga bu kadarken öbüründe şu kadardı. Öbüründe rüzgar kuvveti buyken öbüründe şudur. Birinde boştur, birinde doldur. Birinde yüklemede hatalı vardır, birinde kaptan hatalıdır. Yanlış seyir planlanmıştır. Gördüğünüz gibi bütün bu değişkenler arasında olayları birebir aynı tutmak doğru bir olmaz. Nihayetinde bunlar hep bu meslekte olan şeyler, şartlar. Yani hepimiz bunu bilerek ya da bilmeyerek kabul ettik, yapıyoruz işte. Durum bu. Bu gemiyle ilgili işte Marmara'daki gemi, ondan sonra yakın zamanda o Ereğli'de o batan gemi, bir sürü denizci kardeşimiz, arkadaşımız hayatlarını kaybetti. Ölene rahmet, kalanlara da biz baş sağlığı diliyoruz. Allah sabırlar versin. Hakikaten üzücü durumlar. Yani bunları biz dinlerken, haberini alırken moralimiz bozuluyor, üzülüyoruz. Orada acaba şöyle yapılsaydı daha iyi olmaz mıydı? Ya neden böyle yaptılar da şunu değil de şunu yaptılar? Konuşuyoruz ama olayın dediğim gibi kendine has şartları olduğu için buradan konuşmak kolay. Yani masa başında, evde, emniyetli bir yerde, koltuğa dayanmışsın sırtını, ver işte gitsin. Öyle değil. Bir de armatör gemide, armatörün seyir konusunda etkisine, kaptanın zorlamış mıdır seyir yapmaya devam edelim, çağrı işte yapalım, yapmayalım, kaptan talep etmiş midir, kendisi engellemiş midir, gerek yok falan, kurtarırız demiş midir, bilinmeyen bir sürü şey var. O bölgedeki sahil güvenlik arkadaşlarla bir iki sağ olsunlar, onlarla da konuştuk, mesajlaştık daha doğrusu, henüz bir şey yok. Eşya falan bulunuyor fakat denizcilere ait herhangi bir şey yok. Bu kadar yani bu yüksek enflasyonda bizim denizci maaşları şu anda neredeyse etkisi kalmadı. Yani hiçbir avantajı yok, inanır mısınız? Yani son 2-3 yıldır neredeyse hiç maaş artışı yaşamadan denizci maaşları da enflasyon karşısında yerle bir oldu, duman oldu. Artışlar yok ya da çok minim, minik artışlar. Ya var ya yok, çoğunda yok. Bizim uğraştıklarımız sadece deniz değil, sadece dalga değil, sadece gurbet değil. Limanlarda bir sürü ayrıntılara bazen değinmişimdir. Henüz konuşmadığım çok şey var. Bir kaptan arkadaş mesaj atmış. Süvari Bey şu konularda bir dile getirir misin? Getirebilirim ama getirdiğim gün ben işten ya atlarım ya iş bulamam yani. Ne bileyim yaşadığımız armatörlerle, firmalarla, teknik müdürlerle, CEO'larla. Bakın size enteresan bir olay anlatayım. Kendi yaşadığım bir olayı. Çok da uzatmayayım, bayağı uzun oldu. Geminin birinde fazla isim vermiyorum, sonra kendi topuğuma sıkmış olurum. Geminin birinde rota planladı. İşte sefer başlangıcından bitişine kadar gidilecek rotayı biz bildiriyoruz şeye. Raporda, kalkış raporunda firmaya bildiriyoruz. Ne kadar? 1500 mil atıyorum. Bundan bahsetmiş olabilirim. Çıkıştan bir müddet sonra takip ettim hava raporlarını. Gideceğim rota üzerinden 3 yerde fırtına var. O an için. İlk 2-3 gün biraz daha isabet oranı yüksek. Daha sonra bozuluyor bu oran. Ya artıyor fırtına ya da eşit kalıyor. Düştüğü pek ender oluyor. Kapitalizmin uyduları kalkıp size yüksek hava var demezler. Düşük hava var. Gidin gidin falan çalışın. Sizi gidi köyler çalışmaya devam edin. Yüksek hava verdir mi? Kaptanın çoğu sağa sola belki demire gider. O yüzden düşük hava gösterilir ama orada bir dipnot düşerler. Hava verilenden %30 ya da %40 daha yüksek, dalga daha yüksek, hava daha şiddetli, dalga da daha yüksek olabilir. Bir ihtimal. Ama olmayabilir de diyor. Ağırlıkta oluyor zaten. Neyse. Önümde bir yerde bir fırtına var. Huni gibi böyle bir geniş bir fırtına var. Düşündüm. Ben böyle gelip o fırtınadan devam etmem gerekiyor. Benim hızımı düşürecek. Atıyorum o gemi 12 knot yapıyorsa 5-6 knota düşecek. Kafadan gelen bir fırtına. 7-8 vesaire. Ben dedim fırtınaya girmeyeyim de biraz daha kıyısal bir seyir yapayım. Fırtınanın kenarından çıkayım. Alboran Denizi'nde yani. Nereden çıkıyorum? Kartagena'dan çıkıyorum. Oradan çıktım kıyı kıyı işte Almeyra, Motril, ondan sonra Malaga, öyle kıyı yakın bir şekilde seyirle kendime attım Cebel Tara. Bu arada oraya gittim diye hızım hiç düşmüyor yani. 10-11 falan yapıyorum. Ortaya giden gemilere bakıyorum. 5 knot, 4,5, 3'e düşenler var. Çünkü niye? Tam orta kanaldan geliyorlar. Nereden? Akdeniz'den gelip işte okyanusa çıkacaklar. Biz de ne Hollanda'ya götürüyoruz çünkü. Orada kıyısal bir seyir yaptım diye rotam biraz uzadı. Direkt gitmedim diye. Boğaz'dan çıktıktan sonra da orada da kafadan bir rüzgar tekrar var ama kuzeybatılı.
Nereden geliyor? São Vicente'nin oradan gelip Dik Cebel Tarık'ın ağzına kadar böyle bir yer. 8 kuvvetinde, 9 kuvvetinde bir fırtına. Benim gemide işte 6-7 bin tonluk vesaire. Dedim ben gene bunu kafaya almayayım. Kıyısal bir seyir yapmaya devam edeyim. Oradan çıktım, döndüm. Kadiz'in oradan, Sevilla'ya yakın yerden. Huelva derken kendimi São Vicente'ye attım. Hiç hızımdan kaybetmiyorum ama canavar gibi gidiyoruz. Sallantı da yok. Personel de memnun, rahat. Herkes cebeleşiyor fırtınada. Biz kıyı kıyı gidiyoruz. Daha Huelva oradaydım. Bir pazar günü bir mesaj geldi. CEO'dan. Şirketin CEO'su. Suvari Bey, iyi günler. İşte siz kalkışta mesafe verdiğinizde şuydu. Şu anda verdiğiniz mesafede şöyle olmuş. Şu kadar artış oldu. Neden? Pazar günü mübarek. Git istirahatini yap, işini yap, bir şey yap. Sabah raporunu atmıştım da sen o rapordaki mesafenin 30-40 mil artışına bana neden soruyorsun? Bu arada title'ı da etki, yani o CEO'muzun title'ı da, kusura bakmayın ama söyleyeceğim yani, şimdi hemen bana saldırmaya kalkmayın. Ocean Going Master yazıyor abicim ya. Ocean Going Master bizim meslektaş arkadaşımız, bana bu rota değişkenliğindeki artan 30-40 mil mesafeyi soruyor. Bu mudur yani? Hiç mi tecrübe yok? Abi sen denize hiç çıkma. Ocean Going Master yazıyorsun title'ına. Ve filodan sonra CEO'sun. Bu kadar değişkeni bana mesaj atmakla. CC de patronlar yani. Armatörler de CC tutulmuş. Allah selamet versin. İnşallah karşılaşmayız bir yerde, sonra işimize tekme atma. Yani belki kendini bilecektir ama umarım videolarımı izlemiyordur. Neyse. Açıkladım. Yani dedim ki kalkışta 1500 mil olmasının sebebi direkt rota çizmemizden kaynaklı. Yani normal, her şey iyi giderse everything go well şeklinde, all go well diye bu şekilde giderse 1500 mil. Değişkenler artık o seyir sırasında benim karar vereceğim şeyler. Havaya, dalgaya göre değişkenlik yapabilirim. Neyse. Anlattım, izah ettim. Kalkışta mesafe buydu. Geldi yol seyir esnasında şurada ve şuradaki fırtınadan kaçındım. Kıyısal seyir yaptım. Bu artışın kaynağı budur. Bunun dışında eğer ilerleyen bölgede Vigo'da ya da ileride kuzeyde Vivero'da tekrar bir demir planlamam var. O bölgede şu anda 10 kuvvetinde kasırga gösteriyor. Benim varmam, oraya varmam daha 3 gün var. Eğer bu 3 gün içerisinde bu kasırga olduğu gibi, yani planlanan şekilde gelirse, ben ya Vigo'ya ya da Vivero'ya tekrar bir demir planlıyorum fırtınanın yönüne göre. Bu da gene rotaya şu kadar ekleme yapacaktır. Yani 60-70 mil rotanın mesafesi uzayacaktır. Eğer Vigo'ya girersem, Vivero'ya girersem ise 120-130 mil ya da 150 mil artış olacaktır. Bilginize. CC gene patronlar o şekilde iade etti. Cevap geldi bana. Teşekkürler. Ama bunu sana izah etmem benim için, yani düşündüm ya. Ne gerek var ya? Ya da aynı mesaj, bir sonraki mesajda işte Süvar Bey, iyi günler. Dün verdiğiniz yakıttınız 80,5 ton. Bugün verdiğiniz işte 80,3 ton. Bir gün içerisinde 0,2 ton mu yaktınız? Ama böyle mesaj atılmaz yani. Şaka maka değil ama. O geminin günlük yakıt tüketimi 10-11 ton civarında. Ben dün 80,5 göndermişim. Bugün de 80,2 göndermişim. Orada bunu anlaman lazım. Yani bunu bir CEO'nun bana mesaj atmaması lazım. Zaten bu konuda diğer görevlendirilmiş personel var ofiste. Orada çalışan arkadaşlar bazen mesela Suvari Bey, şurada bir hata mı oldu acaba? Bir yanlışlık mı var? Çünkü yakıt miktarında. CEO bana 0,2 yakıt tüketimi oldu diye sorması gereksiz. Yani onu tahmin eder. Yani burada bir klavye hatası, sürücü klavye olmuştur vesaire deyip onu kendi mantığıyla düzeltip yoluna devam etmesi lazım. Bunun için gemiye in Marsat'tan tok 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 mesaj yazıyorsunuz, şudur budur işte yakıt. Abi 3 gün önce, ben zaten ben bir haftalık şey yapıyorum. Günlük tüketimim 10,5-11 ton arasında değişiyor. Havanın şiddeti, hava arttıkça biliyorsun makine zorlarının yakıt artıyor vesaire. Hava normalse biraz daha sakin gidiyor. Yani 11 ton civarında bir tüketimim var benim günlük. Oradaki klavye hatası yani 80,2 değil 70,2 olması lazım ki çoğu zaman da ben yazmıyorum onu. Yani 3. kaptanlara ya da sabah
Bizim biraz battı olurken saat farkından dolayı ikinci kaptana devrediyorum. Diyorum ki sabah saatlerinde mesajı gönderelim. Orada gençler bazen hata yapıyorlar. Onun hesabını vermek zorunda kalıyoruz. Yani bunun için il maksatı kullanarak ve patrona CC atarak ben çalışıyorum modunu göstermeyen, ben yakıştıramıyorum açıkçası. Yani tamam çalışıyorsun, filo yönetmekle devam et ama basit şeylere fazla takılmamak lazım. Böyle. Mesela o bir arkadaş sormuş. Şirketlerde yaşadığımız sorunları bir de anlatın. Buyurun. Bunlar daha anlattıklarını atıyorum. %5'i 10 vesaire. Yani bazı her firma için söylemiyorum. İnanır mısınız bazen çok böyle samimi olduğunuz, güzel geçindiğiniz teknik personeliyle, armatörüyle, yöneticiyle, CEO'suyla, operasyon müdürüyle hepsi cana yakın, efendi, düzgün insanlar. Can kardeş gibi böyle her karşılaştığında samimi bir sarılma, bir sohbet. Hiç riyakarlıktan uzak firmalar olduğu gibi bulunduğu konumu aşırı abartan bazı arkadaşlar da var. Adam ne o? Üçüncü kaptan ya da ikinci kaptan şirket, yani denizdeki mesleği o kadar geçmiş şirkette DP olmuş ya da ne bileyim teknik müdür olmuş, personel olmuş. Gemideki kaptana bazen böyle tahakküm mahkum, yani tepeden konuşma, gereksiz bir üstünlük sağlama moduna geçen bazı arkadaşlar var. Onları düzeltse iyi olur çünkü yakışıklı olmuyor yani. O şekilde baktığın zaman sadece moral motivasyon bozucu hareketler ya da mesajlar, emrivaki tarzda böyle şeyler olmasa daha iyi. Ama gelen daha da sert durumlar var. Onlara fazla girmeyelim çünkü henüz daha bu meslekte çalışıyoruz ya da geçinmemiz lazım bir müddet daha. Ne zaman gemiyi bıraktık ayrıldık o zaman daha rahat konuşuruz. Dikkat etmişsiniz kayıt cihazı. Ya bunlar 3 tane var. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Suhal Bey niye ses mikrofon yok? 3 tane mikrofon var. Fakat her zaman bunu takmaya, kullanmaya müsait olmuyor. Gemide bir yerde güvertle yürürken ya da çarşıda yürürken ya da bazen de şarjı değil bir tamam, ekipman koruyorum işte bizim gemici ya da denizci meslektaşlar bir sohbet yapacağım. Bir açıyorum bakıyorum şarjı yok. O anda da fırsat bulmuşum. Neyse cihazlara konuşun diyorum. Sefer taktım. Umarım ses iyi gelmiştir. Durumlar böyle. Fazla uzattım. Hakkınızı helal edin. Ara ara böyle sohbet imkan oldukça yaparız. Şu anda gemimiz tersanede bakım yapıyor. Biz de fırsattan geldik eve. Bu arada biraz kısa bir izin yapıyoruz. Gemi çıkana kadar. Hayırlısıyla bakalım. Bundan sonra geminin çıkışını bekleyeceğiz. Umarım fazla gecikmez. Gene Abdullah Çiftçi abimizin güzel sözüyle ben kapatayım videoyu. Konuşacak çok şey var şu anda aklıma gelmiyor. Aslında daha önce kafamda bayağı bir tasarlamıştım. Şu konuları konuşacağım. Yüzmeye gelince hepsini unuttum. Bu kelimeyi umarım herkes bilmez manasını. Abdullah Çiftçi abimizin son cümlesiyle ben kapatayım videoyu. Bu alemin bir sahibi var. Olacak olan da olur. Her şey bize sorulmaz. Yaşadığımız dönemde iyilerden, merhametlerden, dürüstlerden olmaya çalışalım. Olalım, olmaya gayret edelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Selametle. Dipnot. Ses kayıt cihazını buraya taktım. Öbürünü telefona takmayı unuttum. Ya da öbür kameraya. Havaya konuşmuşum şu ana kadar. Cihazlardan birinin ses kaydıyla gideceğiz. Kusura bakmayın. Beceremiyorum bu işi ya.